Herkese selamlar, herkese günaydın. Serkan'la beraber ne köyüne gidiyoruz Serkan? Koçyayla köyüne gidiyoruz. Her zamanki olduğu gibi videonun başında şu kilometreyi çekeceğim. 2574. Serkan, devam et bakalım, çobanları çeke çeke gidelim. Koyunlar, şu keçiler, çobanlar. Bunun köpeği yok mu yine? Bunun köpeği var mı? Sanki yok gibi ama göremiyorum ben. İşte yapılan en büyük hatalardan biri. Ya köpeği vardır canım, şimdi uzakta falandır, biz göremiyoruz da. Yok, çünkü olsa... burada köpeksiz olma ihtimali sıfır. Yani daha geçen Recep dedi ya, boğdular. Kaç taneydi? 15 miydi? 17 tane telef etmişler. Aynı tane, böyle Suriye'de almış. Fazla değil, 2-3 gün önce. Böyle köpek olmazsa kusura bakmasın. El salla bakayım, bir koruna bas. Devam et. Yolda bize bekliyor. Saldıracak. Harbiden saldıracak ha. Nasıl bekliyor? Ha, geliyor. Nasıl? Suya yatmış ya. Böyle yatmış. Kurt gibi yatmış. Emmiyi alalım. Amca gel öbür taraftan. Öbür taraftan bile amca, öbür taraftan. Gel. Aleykümselam amca. Nasılsın amca? Şu köye, buradaki. Burası o tek. Ya öbür uzak şeye köye gidiyorsun. Bundan sonraki köye. Koçaylı'ya mı? Koçaylı. Tamam. Biz nereye gidiyoruz? Koçaylı'ya. Biz yani. De oraya gidiyoruz. Biz de Koçaylı'ya gidiyoruz. Recep var. Recep'in yanına gidiyoruz amca. Recep baba. Ben tarzaya gidiyorum. Evet. Taziye mi var? Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun abi. Serkan. Vallahi siz alıp götürüyor burada. Erzurum'a yakışmayacak bir köpek. Yok ya, dışarı atmışlar herhalde. He, dışarı atmışlar. Kurtlara yem olacak o kışın. Kışın. Öbür kışı göremez. Kurtlar abi. Affetmez. Tabii kışı göremez. Bu kışı geçiremez diyorsun. Bu kışı geçiremez daha. Zor. Aralık, en geç Aralık Ocak. Güzel eşek. Köyün adı ne Serkan? Köy Kalacı. Ne? Kalacı. Kalacı. Buradan geçen sene de geçtik zaten değil mi? Geçtik, buradan geçtik. Şu taş yapılara bak ya. Eski ahırda. Aynen. Nereden geçmişsin hazırlarsın? Evet. Devam et, bu tarafa doğru çekeyim. Şöyle mi? Bakayım, ooo çok güzel görüntü var. Yalnız su az abi. Az su, azaldı. Çoğalmıyor mu buranın suyu? Baharda çok. Genelde kışın baharda çok olur. Bu mevsim sıcak olduğu için yaz, az olur. Yaz sonuna doğru gelmez. Evet. Bu taş yapılar çok serin oluyor. Dünkü kaldığımız ev de böyleydi değil mi? Çok soğuk. Yazın serin, kışın ılık. Evet. Cami de bayağı büyükmüş ha. Köy demek ki bayağı bir nüfusa sahip. Evet, cami maşallah. Güzel bir cami yapmışlar. Evet, Mısır piramitleri. Bir tane arkadaş öyle bir yorum yapmış. Türkiye'de Mısır piramitlerini çeken adam gibi adam. Vay vay, bu evin sahibi zengin herhalde.
Yeri güzelmiş. Kocaman bir bahçe, güzel de bir ev. Rabbim daha çok versin. Evet, bak şu bahçe falan çok güzel. Bilmiyorum, sen yola çık da bizi ana yolda. Şu an yok, bir bakalım, dur bakayım. Şimdi buradan da tamam. Emmi'yi biz bırakalım burada. Amca, bizim işimiz biraz karışık. Recep, şu an yine yol ikiye ayrıldı. Bir düz gidiyor tepeye doğru sağdan. Abi düz gel, düz gel. Hadi Allah'a ısmarladık amca. Yol köyün ortasında geçtik şimdi. Bak, bir yol, ilk yol ayrımı çıktı. Oradan sağdan devam ettik. Şimdi yol yine ikiye ayrıldı. Bak bak. Amca, Allah'a ısmarladık. Yol ikiye ayrıldı. İlkinden sağdan girdik. Oo, burası da çok şey. Bak bak bak. Maşallah. Harbiden ne, bu sene iyi ot çıkmış. İyi ot oldu ya, her yerde. Ya tam zamanında geldik, o yüzden mi böyle gözüküyor? Yani ot olarak da iyi, bu sene güzeldi. Köyün içinden geçiyoruz. İşte de bunları diyor Recep sana. Bizim otlar, atlar gözükmüyor mu diyor. Bak, Recep'lerin çektiğimiz yerde şu aşağısı. Aşağıda, biz de önceden soldan girdik oraya. Tamam, geçen gittiğimizde soldan girmiştik. Evet. Bu sefer sağdan mı gidiyorsun? Bu sefer buradan girdik. Alt yoldan soktu bizi. He. Önceden oradan girdik oraya da. Evet, doğru diyorsun. Önceden oradan girdik. Şimdi burada da var. Bir daha söylesene şu köyün ismini Serkan. Koç Yayla. Koç Yayla köyü. Buranın doğası bayağı güzel. Gerçekten öyle. Şu an bak, burada yeşillikler de kalmış. Yarı yarı yeşil, yer yer. Çeşme, bir de sulak bir yer burası. Evet. Sulak bir yer. At ne güzel kişniyor. Vay arkadaş, harbiden. Samanları çekelim. Çok falan. Ayrı güzel bir görüntü ya. Samanlar zaten ot, yani ot. Doğal ot bunlar. Mısır piramitleri gibi dizmişler. Kışın bunları ödüyorlar işte. Maşallah ya, kimlerin samanı bilmiyorum ama harbiden bu sene, bu sene iyi saman çıkmış. Recep de bekliyor bizi. Recep yine gözlüklü mü, bakalım. Gözlüklü çoban Recep. Köy çok güzel. Yalan, yengeç, yengeç. Selamun aleyküm. Recep, hani gözlük yok abi? Girdin mi? Gözlük nerede, gözlük? Güneş var da fazla çarpmıyor. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. İyiyim. Selamlar. Hadi gidelim. Abi. Nereye gidiyorsun? İleri doğru. Düz devam edeceğiz. Ha, bu taraftan geç Recep. Öbür taraf Recep. Samanlar falan. Hoş geldin. Hoş bulduk Serkan abi. Seninle hoş geldin. Şurası senin kuzular ha Recep. Evet, ikisi de bizim. Senin evde şurasıydı. Evet, şurası. Hmm. Şurada bir yerdeydi. Evet evet, tam şurada kurt ölüsü vardı. Hmm. Şurada sohbet etmiştik. Recep'in evi de şurası. Ya sizin buranın yazın daha farklı bir doğası, güzelliği varmış Recep vallahi. Güzel ya. Pota kapanı da şuraya koymuştuk da. Var ya. Abi, hadi gidelim. Buradan gidiyorum böyle. Burada da mezarlık var, eski mezarlık. Allah rahmet eylesin. Köyün mezarlığı burası mı Recep? Evet abi. Hmm, eski taş mezarlıklar. Bayağı bir eski o zaman. Sizin köy çok eski. Evet abi, çok eski. Hmm, bu köy çok eski gerçekten. Bu yol yokmuş. Şu alt mezarlar, bu alt mezarlar birleşikmiş. He. Sonradan işte yol buradan geçince biraz konum yolu. Mezarlıklar ortadan ayrılmış. Bir altta kule, bir yukarıda kule mezarlıklar. Recep o zaman geldiğimizde bize burada demişti, foto kapan kuralım. Şurada. Evet, yola kuralım demiş. Şurada demişti, şuradaki vericiye. Keşke de elektrik direğine. O zaman geldi. Ya sıkıntı yok Recep ya, valla biz burada zaten alacağımızı aldık. Böyle bir çıktı şansımız. Siftahı yaptık. Ondan sonra şansımız açıldı. Girişindesin ya.
Recep, burası ne köyüydü? Burası Bilezik Kumu. Bilezik? Evet. Kumu. Değişik bir ama bizim metredir burası. Koçayla'ya. Koçayla'ya bağlı. Biz Koçayla'ya da gittik değil mi? Da zengin. Bahçesi, evi çok güzel. Düz mü Recep? İşte parası olan yapıyor kardeş. Yapacak bir şey yok. Parası olan yapıyor. Baksana adam villayı dikmiş oraya. Tepeye çıkıyoruz ha. Burası ne, fırın mı? Galiba tütüyor. Tezeklik gibi abi. Şurada şey de var. Tandırlık var abi. Tandır fırını. Biz şimdi fırın diyoruz ya. Kardeşimiz ırmağın suyunda bulaşık yıkıyor. Allah yardımcısı olsun. Zor iş. Eski sistem işte de. Aynen. Çamaşırını, bulaşığını buralarda. Biliyorsun da ırmakta çamaşır günleri olurmuş. Çamaşır günleri. Bayanlar çamaşır günü yaparmış, çamaşır yıkarlarmış. Bulaşıklarını işte ırmakta yıkarlarmış falan. Eskiden olduğu gibi. 5 kilometre var diyor Toptepe'ye. 5 kilometre gideceğiz. Burası Kırıkhan. Eski tarihi mezarlıklar. Köy zaten bir tarihi baksana. Eski bayağı. Yani köy bayağı bir eski. Jandarma karakolu da var burada. Çalıştık. Karakol mu var yukarıda? Var var burada. Tepede mi? Nerede? Önden geçeceğiz herhalde. Hmm. Evler çok güzel. Taş ev. Evet. Dışarıdan böyle taş ev gibi ama içi öyle bir serin, öyle bir serin. Yazın serin, kışın sıcak değil mi? Sıcak olur kaynağı. Evet. Özellikle oradan. Söylemedim mi nereden gideceksin? Köyün içinden mi geçeceksin dedi. İçinden geçeceğim dedi de. Başka da yolluyorsun. Yeni yapılar da var. Yine onların altı taş, üstü normal bildiğin tuğla mı acaba? Beton çarşı. Hı. O ne? Gidiyorlar. Aslılar. Aslılar. Ya bayanlar ata biniyorlar burada da süt taşıyorlar.
Şimdi açıkçası çekmeye utanıyoruz biz de. Çünkü bayandır sonuçta. Rahatsız olur. Genelde mesela erkeklerden izin alıyoruz. Abilerle çekim yaparken, ama bayanlarla çekim yapmadık. Şöyle uzaktan gözükmüyorlar. Şöyle aradan çekeyim işteyse böyle. Çünkü yüzleri gözükmüyor. Duralım. Bak. Şuradan bayanlar süt sağmaya gidiyorlar. Süt sağıyorlar. Süt sağmaya gidiyorlar. Hatta şeylerle getiriyorlar değil mi? Bidonlarla falan köye götürüyorlar. Selamünaleyküm. Toptepe köyüne gideceğiz abi. Direkt mi gidiyorsun sen? Düz mü gidiyorsun? Bu yolu takip edeceğiz. Selamlar abi. Bunu takip ediyorsun. Evet. Bundan köprü var. Ondan sonra en son yoldan da köy görünüyor. Köprü var. Hemen sola çeviriyorsun. Sola doğru gideceğiz. Aynen öyle. Yol ikiye mi ayrılıyor? Hayır, yol ikiye ayrılıyor. Biz soldan. Hayır, sen sola ikiye ayrılmıyorsun. Son. Ha, soldan hep devam ediyoruz. Aynen öyle abicim. Tamam. Tamam. Hadi teşekkürler abi. Sağ ol. Sağ ol abi. Jandarma karakolu burası da. Jandarma karakolu. Ya çekemeyiz. İnşallah, yok, izin alarak çekebilirsiniz dedim muhtar. Ben izin alırım dedim. Tamam. O iyi olur işte. O güzel olur. Tamam. İnşallah ona denk gelirsek böyle süt alma zamanı. Geri mi geri? Gerek yok. Irmak çok güzel. Suyu da çok temiz. Aynen. Pırıl pırıl. Devam et. Martı gibi bir şey var orada da. Ördekler de var, ben gördüm. Ördek, martı da var ya. Martı burada olmaz ya, burada karabatak falan. Karabatak mı işte? Balıkçılık falan gelir. İşte bu köy bu köy mü? Toptepe. İnen mi? Tam köprüden geçerken gençleri gördük. Selamünaleyküm gençler. Balık mı tutuyorsunuz? Hadi şansımıza bir tane çıksın bari. Ne atıyorsunuz? A mı? Tırvır mı? Tırvırı. Balık tutmuşuz bak abi. Nerede? Vay. Ney bunun adı? Sazan. Sazan mı diyorlar? Evet. Tavus kefali gibi böyle bir değişik. Güzel mi? Tadı nasıl? Güzel mi? Güzel. Kılçıklı mı yoksa? Evet. Hamsi mi? Hadi bakalım, çıkacak mı şansımıza? Gençler sizi tuttunuz mu? Evet abi. Hani bakayım, sizde de mi var bir tane? Hayır, iki tane. İki tane mi? Evet. Güzel. Ne atıyorsun, hamur mu? Evet. Hamur atıyorsun. Hadi bir tane denk gelsin be. Ortalar da güzel abi. Çok küçük bir tane voltalı ya. O şey. Zala atıyoruz. Dur bakalım. Dur be, dur be. Baba bir abi. Niye mi ona mı? Güzel gidiyor değil mi abi? Dedi. Güzel. Abi yok. Bakalım şansımıza balık tutulacak mı? Allah şimdi çıkarırlarsa. Evet, hadi bakalım şu gencinkinde geliyor mu? Yok, bir şey yok. Bir şey yok. Neyse, muhtar bizi bekliyor değil mi? Aynen. Biz gidelim. Hadi arkadaşlar, kolay gelsin sizlere. Rastgele diyelim. İnşallah bol bol tutarsınız. İnşallah. Su da çok güzel ya. Bu köy bayağı büyükmüş Serkan. Harbiden bayağı büyükmüş ya. Benim amacım şeyi yetişmek. O kadınlar gidiyor onu. Yetişebilirsek inşallah. Direkt o sanmam. Saati geçti biraz. Saat 11'i bu geçti. Yani sabah saat 7.30 falan kalktık biz arkadaşlar. Yörüklere yetişelim diye. O süt sağımına.
Az önceki mi muhtardı acaba? Geliyordu. Bilmiyorum ki, el sallardı herhalde. Köy harbiden bayağı büyükmüş. Diğer köylere nazaran büyük. Tekman'ın en büyük köyü herhalde. Bildiğim kadarıyla. Buralar arada taş evler var ama genelde yapı yeni yapı. İşte burası bu herhalde. Otar. Köyde burası. Bayağı büyük köyü de var. Şeyi var, okulu da var. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk muhtarım. Ne yapıyorsun abi? Mescitli. Şimdi video çektik. Geçerken Mescitli köyüne uğradık. Aynen. Gökhan'la beraber buluştuk. Hoş. Gökhan nasılsın? Hoş bulduk kardeşim. Allah razı olsun senin. Gökhan bir şey anlattı bana. Ben de dedim onu bir kameraya alayım telefonla. Abi geçen sene yine 11. ayın 15'i falandı. Böyle 15'i 20'si gibiydi. Kar hafif yağmıştı. Koyunlardayız. 14 tane kurt geldi. 14 tane. Aynen. Bu civarda. Bu civarda şeye giderken, Tekman'a doğru giderken, yolun sağ tarafında. Yani orada dağın kalan var ya. Var. Aynen. 14 tane kurt gördük. Bir tanesi siyah, alfa böyle büyük. Siyah rengi. Siyah, simsiyah. Böyle işte, tüyleri upuzun. Yani böyle şu kadar uzun. O en öndeydi. Peşinde de 5-6 tane böyle tek sıraya dizilmiş. Böyle koyunlara baka baka geliyorlardı. Arkasında da 5 tane vardı. Onlar yavruydu sarısı. Yani daha şey değildi böyle. Toplu halde şey yapıyordu. Geldiler, ben, Abdullah abi vardı, Apo abi. Bizim çoban şu an koyunlarda. Bir de bizim yan tarafta komşu var. Ömer abinin çocukları vardı. İki tane. Selim'le Yusuf. İkisi vardı. Geldiler böyle koyunlara dalacaktı tam. Köpeklerin bir tanesi ön taraftaydı. Diğeri de yavru. Kurtların hemen altında, kayalıkların arasında uykuya dalmıştı orada. Uyuyordu. Geldiler, bağırdım Selim'lere. Onların koyunları daha yakındı. Bağırdım, la kurt geldi, şey yaptım falan filan. Bunlar rüzgar geliyor, ses yapmadı. Silah vardı bende. Silah çıkardım, bir patlattım. Öyle. Gittiler. Toplandıp gittiler. Yani o siyah çok büyüktü abi. Aşırı. Vay be. Evet, sen biliyorsun, beni izliyorsundur. İzliyorum abi, takip ediyorum. Biz siyah kurdun peşindeyiz, bir göremedik. Abi, yakalayamadık şunun yani görüntüsünü. Yani bu çevrede, bu civarlarda Cengiz amca geçen sene o da gördü. Bizzat. Cengiz abi merhaba. Merhaba abi. Yaşanmış. Bu arada abim adı Yüksel. Yüksel abim. Yüksel abi, babası Gökhan. Yani o da geçen sene. Hoş bulduk, sağ olasın. Merhaba. Sağ ol, var ol. Şevle diyoruz oraya. Evet. O da Cengiz amca ile beraberdik. O gördü orada yine. Yine o siyah olan en öndeydi. Siyah büyük müydü Cengiz abi? Çok büyüktü. Ciddi misin? Geçen büyüktü siyah. Şimdi bir, sıradan bir köpekten ne kadar büyüktür mesela, bir kangal köpeğinden? Çok aşırı büyük. Yani bir kangal köpeği daha üstüdür. Kangal köpeğinden daha mı üstün? Evet, daha üstün, daha büyük. Yani uzaktan mesela yakından gördüm desem şimdi yalan olur. 90'lık yani birebir yani. Yakında gördüm desem sen çok anlıyorsun. Yalan olur yani. Burada şuradaki eski ahır var ya. Şu evler kadar. Mesafe uzakta gördüm yani uzakta. Eşek gibi gözüküyordu o siyah olan. Yani diğerlerinde çok büyüktü. Diğer kurtlardan çok büyüktü. Aşırı. Ha, diğerleri griydi. Bir tek o siyah. Sen burada en büyük sürüyü kaçtı gördün? Koy şey sürüsünü. Vallahi bir geçen sene gördüm. 14. 14'lü. Aynen. Bir de yani kaç yıl önce daha koyun almamıştık o zamanlar. Buraya yeni taşınmıştık evi. Bizim köy içinde evimiz vardı. O zaman da büyükbaş besliyorduk. Ahır oradaydı. Kışın şeye gittik. Sabahları hayvanlara ot vermeye, alıp vermeye gidiyorduk sabahları. Şu tepede kışında 32 tane kurt gördük. Abi o siyah kurt mu var orada? Var, videosu var. O videoyu bana atar mısın? Ama uzak. İyi. Uzak da var. Bana atsın, ben de sana atacağım. Tamam. Yani Gökhan'a da zaten kurt, o siyah kurt. Evet. Benim numaram yok sende herhalde. Gökhan onu Serkan şey yapar. Serkan'dan alırsın beni. Serkan'dan versin. Aynen. Ben veririm. Ya bu çok aşırı büyük yani o dediğim siyah kurt. Aşırı büyük. Ay inşallah böyle foto kapana falan denk gelse de biz de yayınlasak. Foto kapana onu şimdi değil de yani şimdi değil de onu mesela ne zaman olur? 9. ay 13'ten sonra koç katımı olur da o taraflara gideriz. Yani o taraflara geliyor dediğimiz yere, oraya ağaç falan da var. Kurarsan büyük ihtimalle yakalarsın. Çünkü geçen sene orada gördük şimdi, sizi. Şimdi kaçın biz koyunlara gittik. Ben sürekli görüyorum. O zaman videosunu çekerim. Gökhan'a gönderirim. Gökhan şey de var gönderir. Ya. Foto güzel olur da abi. Var mı sende fotoğraf? Yok sende varsa onu şey var. Yaparız. Kurarız. Var yani fotoğraf. Foto kapan falan var. Varsa görüntü yakalım. Kursak mesela yakalayamayız. Abi yok. Şimdi güzel gel bir şey yok, var mı? Şimdi gelmez. Ya şimdi şey var. Burada mesela hayvancılık çok oluyor ya.
Yani belli bir şey yok. Sürekli geziyor. Geziyor. Sürekli geziyor. Yani. Şimdi kışa doğru mesela koyunu çok olanlar şey gidiyor. Diyarbakır'a, Güneydoğu'ya doğru kışın gidiyor. Aynen kışın onlar gidiyor. Az kalanlar oluyor. Onlar mesela fazla seçeneği olmuyor. Zaten seçenek tek seçenek direkt kalıyor. Köpekleri götürüyorlar. Köpekleri, koyunları. Senin buradan köpeğini olarak yediler mi hiç? Yok abi benim köpeğimi hiç götürmediler ama köyden oldu. Çok götürdüler. Evet. Geçen kışta geldiğimde burada çok köpek yiyen oldu. Abi bizim komşunun var Ömer amcanın. Onu da mı yediler? Onu da kurtçul köpeğiydi. Yediler. Onu da götürdüler. Onları bir gece otladım. Şeye geldim. Yatma yerine geldim. Çay içtik 11'de. Çay mı içtik? Arkadaşlar oturduk. Çay içtik. O gitti yedi. Şeney yattı. Ben de buradan yattım. Ben yattım bir baktım. Saat 2'ye oldu. Bir baktım biri beni çekiyor. Biri beni çekiyor. Evet. Allah Allah ben etrafa bakıyorum. Böyle önüme bakıyorum bir şey yok. Arkam bu taraftaydı. Baktım koyun beni, kurt beni çekiyor. Allah Allah sana mı? O zannediyor. O eski keçe vardı da çalı üstünde yoktu. Baktım beni çekiyor. Üstünde ben, keçe bile, var. Keçeyle yatmış. Bir baktım. Kurt beni çekiyor götürüyorsa o zannediyor ben koyunum. Ben başımı nasıl kaldırdım? Bir bağırdım o kaçtı. O kaçtı küpeleri kovaladı gitti. Ben sabah kalktım dedim ben daha burada yatmayacağım. Lan, o ta ortada yatar. Ama düşün o enteresan bir olay yani. Denk gelmez hiç böyle. Çok enteresan bir şey yani. Keçeyi koyun zannedip çekiyor yani düşün. Abi ya götüreydi seni. İşte tehlikeli. Ya zaten görürseydi keçeyle beraber çekerdi yine ben kalkardım. Kalkardım ama ben bir şey elimde yoktu ki. Uyanmasa zaten işi alak. Uyanmış ki. Aleyküm selam abi. Cengiz amcanın var bile ya çok yaşamış olay. Hoş bulduk abim. Dediler bak yaşanmış olayı çok dediler. Merhaba. Koyunlarla. Eniştem anlatıyor diyor ben sabah kalktım. Tepede bir tane adam atla önünde bir tane yaşlı kurt. Aşağı doğru köyün içine geliyor. Diyor bir tane yaşlı adam da önüne gidiyor diyor adam bağırıyor. Diyor sakın benim kurduma karışmayın. Bu kurt benimdir. O hızla diyor kurt adama vuruyor, adam yan tarafa düşüyor. Diyor adam geliyor, adamın şurası şu şekil kesiktir. Her tarafına kan akıyor. Diyor atın cebinde hem bu tarafta hem bu tarafta iki tane kurt ikisini yakalamış canlı, ağızları bağlı. Diyor o şekil köyün içine dalıyorlar, kurt ahıra girdi. Kurt ahıra girdikten sonra köylüler toplanıyor. Yahu diyor bu kurt vahşidir, seni perişan etmiş bak seni yiye, girme içeri. Adam diyor yok bu kurt beni perişan etmiş ben bu kurtu canlı yakalayacağım. Adam ahıra giriyor. Kurtun önünü tutuyor. Kapıyı tutuyorlar. Adam içeri giriyor. Kurt adama saldırıyor. Adamı kurdu boğazına tutuyor. İçeride kurdu yakalıyor. Onun da ağzını bağlıyor. Ata biniyor çekip köyüne gidiyor. Gerçek olmuş bu da. Muş Varto'da olmuş. Bu şekilde aynen. Muş Varto'da olmuş. Varto'da. Yani burada değil. Evet Varto'da. Aynen. Muş Varto'da olmuş. Arkasına vurdu, saca kesmiş arkasına. Bu kimi yıktıydı abi? Kimi kolundan kaptıydı? Ben. Evet. Geçen işte ilaçlı yaktım. Bir seveyim dedim. Birden saldırdı kıyafetlerim falan. Allah 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 Allah. İyi bari dişini geçirmemiş koluna. Geçirdi abi. Geçirdi mi? Vallahi. Aa şurada abi izliyor. Ha, geçmiş ama yine. Aynen abi. Bir hafta. Geçmiş olsun. Bakışı var böyle tehlikeli. Evet. Kafa sırtlan gibi değil mi ya sana? Gel. Oğlum. O arkasını sadece vurmuş ya. Gel. Gel. Perişan etmiş kendini. Gel. Evet. Sırtlan gibi bakıyor. Abi buraya bir oturuşu var gör. Tepeye mi çıkıyor? Şunun üzerine çıkıyor. Aynen ayağın üstüne alıyor. Yüksekten gözetliyor her tarafı. Gökhan sizin sürü. Kuzu abi bunlar. He kuzu. Koyun da el aynı. Erkekleri falan sattık işte dişiler. Kaç tane var onları sattık. Siz arada keçi de besliyorsunuz ha böyle. Aynen. Fazla değil böyle sürüde mesela koyunlar gitmiyor. Keçilerine gidiyor. Onun için bir şey yapıyoruz. Şunun cinsi de ben alalım.
Aha. Yakaladı Serkan bir tane. Gittiler, yakala. Daha girdi alttan. Alttan kaçtı. Köpekler koyunu şey yaparsa gelir. Koyunu gördü ya. Gökhan gel, şu videoyu bitirelim. Buradalar, yavrular geldiler ama. Abim, teşekkür ederim her şey için. Sağ olasın. Yoldan geçerken uğradık, fazla duramadık. Kusura bakmayın. Sağ olasın. Gökhan sana da teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar burada Mescitli miydi? Aynen, Mescitli köyünde Gökhan'a ve işte abilerime misafir olduk. Bu video kısa bir video, gezi videosu oluyor biliyorsunuz. Aynen, devamı olacak evet, inşallah. Devamı olacak inşallah. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Mescitli köyünden Tekman'dan herkese selamlar. Allah'a ısmarladık. Ortam şahane, çok güzel ama. Allah'a emanet. Sağ olasın abi.